Ben Ceylan Çolakoğlu. Ünlü Portföy Yönetimi Kurumsal Satış Müdürüyüm. Bugünkü videomuzda sizlere Temmuz ayında meydana gelmiş olan ekonomik gelişmeleri ve ünlü portföy olarak yönettiğimiz fonların performanslarını anlatacağım. Temmuz ayında merkez bankalarının koronavirüsünün ekonomilere olan etkilerini elimine etmek için açıkladığı bir takım önlemleri takip ettik. Avrupa cephesinde 750 milyar euroluk bir destek paketi açıklandı. Bu destek paketinin içerisinde bir kısım kredi verme yoluyla, bir kısım hibe yoluyla yapılacağı belirlendi. Destek paketinin de etkileri ve Avrupa borsalarındaki toparlanmanın etkisiyle euro paritesinde yukarı yönlü bir hareket gördük. Öte yandan Amerikan Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamalarda Haziran ayına nazaran toparlanmanın biraz yavaşladığı sinyali verildi. Fed'in alacağı politika kararlarında ekonominin gelişmesi yönünde adımlar atacağının altını çizmesi ve faizleri sabit bırakması dikkat çekti. Türkiye tarafında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politika faizlerinde değişikliğe gitmedi. Enflasyondaki eğilimin aşağı yönlü gitmesi yönünde politika kararlarını şekillendireceği açıklamasında bulundu. Temmuz ayında emtia cephesinde altının hareketi özellikle dikkat çekti. Altının hedef fiyatı birçok aracı kurum tarafından yukarı yönde revize edildi. Altının bu hareketine neden olan sebep koronavirüsündeki endişeler, ekonomik belirsizlikler, dolardaki bir takım zayıflamalar ve faiz hatlarındaki düşüşlerdi. TL varlıklarını dikkatle incelediğimiz zaman Temmuz ayında TL varlıklarında satıcı yönlü bir seyir izledik. Türkiye'nin risk primi olan CDS oranı 588 seviyelerinde ayı kapattı. CDS oranının yukarı yönde olmasının etkisiyle Eurobond piyasasında satış baskısı artmış oldu. Dolayısıyla özellikle devlet Eurobondlarında verim eğrisinin satış baskısını arttıran şekilde bir grafik çizdiğini görmüş olduk. Temmuz ayındaki varlık fiyatlarını ve ekonomi gelişmelerini aktardıktan sonra biraz da ünlü portföy olarak neler yaptık, fonlarımız ne kadar getirdi, nasıl stratejiler izledik onlardan bahsedelim. Temmuz ayı TL varlık fiyatlarını incelediğimizde İMKB 100 endeksinde %4'lük kayıplar yaşadık. Aynı zamanda döviz sepette Euro'nun güçlenmesine de bağlı olarak %4'lük bir değer kazanımı gördük. Dolayısıyla hedge pozisyonlarımızı arttırmanın sonucunda İMKB'deki tüm kayıplara rağmen fonlarımızda artı getiriler yazmaya devam ettik. Değişken fonları incelediğiniz zaman piyasa genelinde geçtiğimiz ayı değişken fonlar %1 civarında bir getiriyle kapattılar. Fakat biz değişken fonlarımız olan 1. değişken fon SUA ve 3. değişken fon SUÇ fonumuzda %2-2,5 civarında bir aylık getiri sağladık. Ki bu aylık getiriler yıllıklandırdığınız bazda %22 ile 26 arasında bir tempoda getirilere işaret etmekteler. Değişken fonlarımızdaki bu artı getirilerin yanı sıra long only fon olan UPH fonumuz yani hisse senedi yoğun fonumuzda da yatay bir kapanış yaşadık. Böylece İMKB'deki kayıpları elimine etmiş bir fonla karşınıza çıkmış olduk. UPP kodlu para piyasası fonumuz TEFAS'ta yılbaşından beri getirilerde lider konumunu sürdürmeye devam etti. UPP fonunda yıllıklandırılmış bazda %8 ila 9 arası getirilerle yatırımcılarımızı memnun etmeye devam etti. Fonlarımızın grafiklerini incelerseniz fonlarımızdaki istikrarlı getiriyi bu ayda sürdürmeye devam ettiğimizi görebilirsiniz. Ünlü Portföy olarak yönettiğimiz fonlarla ilgili detaylı bilgileri Ünlü Portföy'ün internet sitesinde bulabilir, iletişim bilgilerimiz yoluyla bizlere ulaşıp sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Zamanı kazanca dönüştürmek için Ünlü The Club'ı takip etmeye devam edin.